Herkese merhaba. Bugünkü ayın konuğu programında Güneş Duru'yu, arkeolog Güneş Duru'yu dinleyeceğiz. Birazdan kendisiyle ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Kendisine şimdi hoş geldin diyoruz, teşekkür ediyoruz. İstanbul Mimar Odası İstanbul Büyükkent Şube'nin kabul edip geldiği için. Biliyorsunuz biz her ay ayın konuğu programında mimarlığın biraz yakınından, bazen içinden, bazen kıyısından, köşesinden bir misafir ağırlıyoruz. Bir konuşma yapıyor. Onun dışında galiba bugün Konya Selçuk Üniversitesi'nden de dinleyicilerimiz, misafirlerimiz var. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Güneş Duru'yu bir iki şey söyleyeyim. Ben kendim de yakından tanıyorum. Buraya davet ettik. Mimar Odası'nda özellikle mimarlar için de ilginç olabilecek bir şey anlatacak. Kendisi arkeolog ama sizler de belki tanıyorsunuzdur. Farklı yönleriyle tanınan bir isim. Bir kısmınız belki Red müzik grubundan biliyorsunuzdur. Kendisi bir yönüyle müzisyen ya da farklı gazetelerde köşe yazılarından tanımış olabilirsiniz. Biz daha çok arkeolog olarak tanıdık. Arkeolog ve özellikle de Neolitik dönem, yani ilk yerleşik hayata başladığımız dönem ve onun mimarisi üzerine uzman bir arkeolog diyelim. Aynı zamanda kendisi Aşıklı Höyük kazı projesinin başkan yardımcısı. Ve bugün anlatacağı şeyler de aslında hem bizler, yani mimarlar ve mimarlık öğrencileri için, hem arkeologlar için, her ikisinin de kesişiminde hepimize bizim mesleğimizin kökleri açısından da epey önemli şeyler söyleyecek şeyler. Aynı zamanda işte dediğim gibi Aşıklı Höyük'te hem kazı başkan yardımcısı hem orada bu Neolitik mimari üzerine deneysel çalışmalar da yapıyorlar. Daha ötesini Güneş kendisi söyleyecektir, anlatacaktı zaten. Ben daveti kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Zevkle dinleyeceğiz. Cumartesi günü burada olduğunuz için teşekkürler. Öncelikle Sinan'dan sonra odaya çok teşekkür ederim. Çok kapsamlı bir konu. Yani insan dediğimiz şey de çok kapsamlı bir konu. Mekan dediğimiz şey de çok kapsamlı. O yüzden birbirleri arasında da çok girift bir ilişki var. Yani burada saatlerce konuşabiliriz mekanı ve insanı ve hepimiz farklı bir perspektiften anlatırız meseleyi. Ama tabii ki genel geçer bir takım perspektifler var, disiplinlere göre değişen. Yani nedir işte mimarlık mekana genel olarak başka türlü bakarken antropologlar, sosyologlar başka türlü bakabiliyor. Bu da çok normal. Ben de kendimce bir noktadan bakacağım mekan meselesine, yani insanla mekanın ilişkisine, ama dediğim gibi yani benim anlatacaklarımın ötesinde de çok fazla şey var. Hem zamanımız çok uzun değil, hem de sabrımız, yani hiçbirimizin sabrı. Dolayısıyla mutlaka bir şeyleri atlayacağız bu konuşmada. Konuşmanın sonunda tartışabiliriz hep beraber. Benim buradan ilk slayttan da göreceğiniz gibi genel olarak yani konuşmada üzerinde duracağım mesele aslında bu mekan dediğimiz şeyin majör olarak, yani mekanı neler değiştiriyor. Biraz bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Ya da insanı ve mekanı birlikte neler değiştiriyor. Şimdi genel olarak yani ilk olarak mekan bizim için bir barınak, yani barınmamız gerekiyor. Bu ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Sonrasında çok farklı anlamları var. Yani anılar biriktirdiğimiz bir yer, ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bir yer, korunduğumuz, kendimizi iyi hissettiğimiz bir yer. Bazen yaşamaya mecbur olduğumuz, yani değiştiremediğimiz ama mümkün olduğu şekilde de koşullarını değiştirmeye çalıştığımız bir yer. İşte aidiyetimizi, kimliğimizi ve işte geçmişimizi ya da başka bir takım bağlantılarımız, bu ideolojik de olabilir, inanç da olabilir, sınıfsal da olabilir, ifade etmeye çalıştığımız ve
Onunla beraber yaşadığımız bir yer, mekan. Bazen bu aşağıda gördüğünüz semboller kimilerin için dekoratif anlamlar ifade edebilir ama oradaki toplumlar için sembolik anlamlar ifade eder vesaire. Çok derin anlamları olan yerler, mekanlar. Her zaman tabii mekanlar, daha doğrusu mekanlar her zaman iyi sonlar beklemiyor tabii ki. Yani her ne kadar böyle şeyleri inşa etsek de tabii ki diğer taraftan bunu yok etmek için, yok etme meraklısı olan, bunu yok ederek bir şey gösterme sevdalısı olan parametreler ya da durumlar da var diyelim. Buradaki iki örneği de aşağı yukarı biliyorsunuz, bir tanesi Fikirtepe'de kentsel dönüşüm, en sonunda direnemeyen ve yıkılan ev, diğeri de Taliban tarafından aslında Doğu uygarlığına ait olan bir kült objesi diyelim. Bunu aslında Batı'ya mesaj vermek için biliyorsunuz yok etmişlerdi. Yani bir anlamda mekanları insanlık gövde gösterisi yapmak için tarihsel ideolojik anlamını başka bir şeyle yok etmek için ya da yeni kavramlar üretmek için kullandığını da söyleyebiliriz. Soğuk Savaş, belki burada Konya Üniversitesi'nden gelen arkadaşlar ancak kitaplardan ya da daha sonraki filmlerden hatırlayacaklardır ama duvar öncesinde Rusya'nın gövde gösterisi yaptığı Kızıl Meydan aslında bir anlamda bütünüyle biraz sonra üzerinde duracağımız o kamusal alanın ne kadar değerli olduğu, bu majör değiştiriciler diyeyim onlar içerisinde onu ifade eden bir yerde. Diğer tarafta yine duvarın yıkılışından bir örnek görüyorsunuz. Yani bu mekan dediğimiz şey çok çeşitli. O yüzden yani dediğim gibi saatlerce bunun üzerine farklı örnekler ve farklı bağlamlarda konuşabiliriz. Yine tabii mekan hayal ettiğimiz bir yerde aynı zamanda. Yani hiçbir zaman var olmayacak ya da geçmişte hiçbir zaman var olmamış ama var olduğuna inanılan şey mekan aynı zamanda ve bunun üzerinden türlü anlamlar, türlü mitler var ve hayatımızı değiştiren mitler bunlar. İşte her şeyin başladığı ilk yerleşik topluluklar ve mekan dediğimiz şey aynı zamanda hem yaşamın hem de ölümün iç içe olduğu yerler. Burada gördüğünüz şunlar taban altına gömülen iskeletler. Burada Konya Selçuk Üniversitesi varsa herhalde muhakkak Çatalı'yı görmüştü hepsi. İşte söylediğim gibi insan ve mekan aslında çok iç içe şeyler. Aynı kaynaklardan besleniyorlar. Her ne kadar mekan insan eliyle biçimlendirilen, çoğunlukla insan eliyle biçimlendirilen ya da değiştirilen ya da manipüle edilen bir yer olsa da aslında birbirine çok benziyor. Aynı kaynaklardan, aynı ihtiyaçlardan beslenen, bir tanesi yaşayan bir organizma, bir tanesi de yaşatılan bir yer diyelim. Çok fazla parametre ya da bağlayıcısı var. Bunları arttırabiliriz. Yüzlerce de olabilir. Yani alt gruplarla beraber. ama genel olarak baktığımız vakit şu aklıma geldi geçen gün. Mekanlar giderek insanlardan daha az yaşayan şeyler olmaya başladı. Özellikle Kadıköy, ben o tarafta oturuyorum, orada oturuyor idim. Kentsel dönüşüm, son kentsel dönüşümü düşünürsek benzer yerlerde benzer uygulamalar var sanıyorum. Yani 1930'larda yaşayan birisi ya da doğan birisi diyelim, daha doğru olacaktır. Bugün 80'lerinde, 90'larında olan birisi aynı arsa üzerinde belki de dördüncü evinde oturuyor. Bu dört evin her biri aynı arsa üzerinde olsa da büyüklüğü değişti, üslubu değişti, kullanılan yapı malzemesi değişti. İşte bir tanesi 1960'larda, diğeri 1980'ler, 82'de olmak üzere. Bir de şimdi yani dört ayrı evde oturduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla neolitik bir ev aşağı yukarı 60 ila 80 yılda bir yenilenirken Türkiye'de evlerin
özellikle kentlerde tabii ki bu siyasi iktidarla ilişkili vesaire ama 20 yıl kadar yaşadığını görebiliyoruz artık. Mekana nasıl bakıyoruz? Yani bir tanesi genel olarak aslında mekan bütün bu anlamları cisimleştirdiğimiz yer, anlamlar, kavramlar ya da ihtiyaçlarımız, bir ihtiyacımız var ona göre cisme, bunu fiziki bir hale, fiziki bir kimliğe bürünüyor ve mekan ortaya çıkıyor. Bunu farklı işlevler için kullanıyoruz biliyorsunuz bu mekanları. İnsan çevre, işte mekan çevre ilişkisi bu en aslında en basitiyle elimizdeki yapı malzemesi ya da iklimsel koşullar, çevresel koşullar çerçevesinde bir yere gidiyoruz ve oraya yaşayacağımız evi inşa ediyoruz. Ve zaman içerisinde eğer hani başka iletişimlerimiz varsa ya da iletişime açıksak, iletişim kanallarımız açıksa ya da mevcut imkanlarımız varsa, teknolojik olarak gelişmeye açıksak, bunu istiyorsak mekan zaman içerisinde değişmeye başlıyor. Yine benim daha çok bugün üzerinde duracağım biraz mesele üzerinden, yani insan mekan döngüsü, biz mekana, bizim anlam ya da kavram nedir, bu kavram zamanla da duruma göre nasıl değişiyor, işte avcı toplayıcılar da onun rol gruplarından, aynı çatı altında yaşayan henüz aile olmayan toplumlara, sonra onun aile olması süreci, sonra büyük aileler, geniş aileler vesaire, bu sürecin zaman içerisinde nasıl geçtiği, işte öğrenci evi dediğimiz şeyin dinamikleri, bekar evi dinamiklerinden farklı olması gibi gibi türlü bağlamlarına göre anlamlarının ve kavramının değiştiği ya da içerideki öğelerinin değiştiği bir şey mekan. Yine eğer bakmak istiyorsak ve görmek istiyorsak toplumsal cinsiyet için ya da yaş okuyabiliyoruz. Her şey çok fiziki ve barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik vesaire. Tabii bunlar bakmak ve görmek istemekle ilişkili olan mekansal yaklaşımlar. İnanç, ideoloji, güç, otorite, bunlar da tabii ki mekanı etkileyen biraz önce de söylediğim gibi en majör parametrelerden bir tanesi. Örneğin yukarıda gördüğümüz örnek derin kuyu. Eğer Romalılar Hristiyanlığa yasaklamamış olsaydı belki de değil, büyük olasılıkla derin kuyuda yer altında kimse yerleşmiyor olacaktı ve bugün böyle bir mimari okumayı görmeyecektik. Diğer örnekleri yakinen biliyorsunuz. Şu sağda gördüğünüz Kabe ilk hallerinden. Şimdi şu anda tamamen turistik bir 5 yıldızlı otellerle sarmalanmış bir yer haline dönmüş durumda. Bu da Yunan kenti. Yine mekan dediğimiz şey yaşam biçimine de aynı tutan yerler. Buradaki örnek İran'dan. Sağda gördüğünüz İran'da ev içlerinde gördüğümüz, hepsinde değil ama bazılarında diyelim ya da yarısında diyelim gördüğümüz durum. Diğer ise bu aynı insanların kamusal alanda uyması gereken ya da olması gerektiği gibi davranması ya da kamusal alanda biliyorsunuz türban takmaları gerekiyor ya da başka kurallara uymaları gerekiyor İran'da İslam devrimi sonrasında. Dolayısıyla ev içlerinde ve ev dışlarında farklı yaşamlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tabii ki mekan içi öğelere, mekan düzenlenmesine her şey, ya da bina cephelerine her şeye tesir ediyor. Çok fazla örnek verebiliriz dediğim gibi ama kültürel, ideolojik ya da politik kırılmalar, bunlar da tabii ki mimari stillere ve mekana yansıyor. İşte Doğu Bloğu sırasında örneğin işte
Rusya'daki konut sistemi ya da Doğu Almanya'daki konutların konut yapılanmasının hemen duvarın diğer tarafında Batı Almanya'da ne kadar farklı olduğunu herhalde hepimiz aşikarız. Tabii değişen zamanı tırnak içerisinde devrimleri de unutmamak lazım. Mekanın değişiminde. Yani sadece bir iki şeyle olmuyor tabii ki bu. Kümülatif olarak birçok şeyin birlikte değişmesi gerekiyor. Örneğin sadece Neolitik üzerinden gidelim ilk etapta. Bu göl, burası yine Çatalhöyük. Aşağı yukarı 2000'in üzerinde insanın yaşadığı bir köy. Bugün 2000 nüfuslu köylere giderseniz görürseniz ne kadar zor yerler oldu. Yani böyle bir organizasyon ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Dolayısıyla böyle bir 2000 kişinin yaşadığı bir köyün inşa süreci içerisinde yaşamak, toplumsal rollerin ve organizasyonun biçimlenmesi epey zor şeyler ve bunun da günümüzden 10 bin yıl önce, 9 bin yıl önce olması oldukça ilginç. Ama buraya gelene kadar biraz sonra değineceğim. Tabii ki bu dörtgen mimari, işte evlerin, her evin kendine ait geçim ekonomisi olduğu yapısal durum zamanla oluşuyor elbette ama insanlar bu evleri yapmak için ihtiyaçları olan kerpiç ya da duvarları sıvamak için ihtiyaçları olan kireçle olan ilişkilerini çok uzun süre, yani kireçle olan ilişkilerini çok uzun süre önce başlıyorlar ve bu deneyim, bir takım aletlerin ve bilginin de bu sürece dahil olmasıyla bu noktaya kadar gelebiliyor. Diğer bir kırılma mimarlık tarihinde herkesin bildiği gibi yine sanayi devrimi ve olasılıkla diğer bir kırılma olarak nitelendirilecek gelecekte bir tür işte cesaret, cehalet. Ama belki de biraz önce konuştuğumuz şeylerin hem davranışsal anlamda hem de teknolojik anlamda, yani kapı, pencere, merdiven, dam konstrüksiyonu, ocak, fırın, seki, yani aklınıza ne geliyorsa bugün burada dahil kullandığımız kiriş, taban, sıva vesaire, bütün bunlar ağırlıklı olarak Neolitik dönemde ve 1000 yıl gibi bir süreçte keşfediliyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi değişen dünya bir taraftan değişiyor ama mekan da değişiyor, biz de değişiyoruz. Ve değişen, yani epey çok her şey bir arada bir sarmal gibi düşünün, değişiyor. Yeni bir keşif ya da yeni bir fikir başka bir tarafa götürüyor bizi. Sonra onun peşinden başkaları gitmeye başlıyor vesaire. Bir takım trendler oluşuyor. Sonra kopyalarını görmeye başlıyoruz bazı şeylerin vesaire. İşte sonra üsluplar ortaya çıkıyor vesaire. Ve bir döneme damgasını vuruyor. Şimdi tabii ki bunu değiştiren şey sadece mimar değil ama özellikle de belirli yerlerde ve belirli zamanlarda diyelim, dünyanın belirli yerlerinde ve belirli zamanlarında bu tip değiştiricilerin çok çok başka şeyler olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla sadece mekanın içerisinde yaşayan sakinler kendi mekanlarını değiştiremiyor ya da istedikleri gibi bir mekan kurgulayamıyorlar ya da mimarlar bunu başaramıyor. Bunun içerisinde politika var, ekonomi var vesaire, bir ton parametre var. Şimdi yine ağırlıklı olarak benim daha iyi olduğum bir meseleye gelelim. Herkes aşağı yukarı Göbekli Tepe'yi duymuştur diye düşünüyorum. Genel olarak hepimizin kafasında tarihi değiştiren yer olarak yer etmiş bir yer. Ama tarihin niye değiştirdiğini pek azımızın bildiği bir yer.
Sadece bu örnekten ya da bu şu sorudan gidersek, yani Göbekli Tepe'yi kim inşa etti? Kimler inşa etti? Yani kimden kastettiğim şey, Göbekli Tepe bir planlamanın sonucunda mı ortaya çıktı? Yani bunun arkasında bir fikir var mı? Ve bir organizasyon sonucu mu bunlar inşa ediliyor? Yoksa tamamen tesadüf, yüzlerce kişi bir araya geliyor ve her biri bir yere bir şey koyuyor. Bir tanesi işte 7 metre büyük yüksekliğinde 6-7 ton ağırlığındaki bir dikili taşı bir yere dikiyor, diğeri de başka bir yere dikiyor. Ondan sonra bir başkası taşları etrafını çevirmeye başlıyor. Bu yapı böyle mi ortaya çıkıyor, yoksa böyle bir yapı planlanıyor mu? Asıl konuşmamız gereken şey bu galiba. Tabii yine kaçınız bilir bilmiyorum ama Erik von Däniken şu anda aktif olsaydı büyük ihtimalle buna çok daha ilginç cevaplar bulacaktı. İşte uzaylılar vesaire gibi, ama net olarak bunların insan elinden çıktığını bildiğimiz için bunların aslında bir anlamda ilk mimarlık faaliyetleri olduğunu ve böylesi bir anıtsal mimarlığın arkasında nasıl söyleyeyim, bir tür imece usulü, işte sen oraya taşı koy, ben buradan ona, şu büyük 7 ton 8 ton ağırlığındaki taşı söküp getireyim de olamayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya gelene kadar o kadar çok yol kat etti ki insanlık. Yani Göbekli Tepe birdenbire kendiliğinden ortaya çıkmadı. Yani insanlık diyoruz ama her ne kadar bizimle doğrudan ilişkileri olmasa da eğer bir bilgi havuzu, bilme havuzu ya da know-how havuzu varsa, işte Homo habilis'ten başlayarak ki ilk taş aleti yapan diğer sonra Homo erectus'u görüyoruz. Homo erectus da ilk defa ateşi kontrol altına alan, yine aleti geliştiren ve grup halinde avlanan. Sonra Neandertal'i biliyorsunuz hepiniz sanıyorum. Şu an hayatta olmayan ama genetik olarak bizimle beraber olan küçük bir payla da olsa. Ve en son Homo sapiens, piramitleri inşa eden, Göbekli Tepe'yi inşa eden, açık hava barınaklarını inşa eden ve işte bugün burada konuşan ve dinleyen olarak aynı zamanda da dünyayı hızla yok eden bir türüz. Pardon. Biraz önce söylediğim Neolitik'in en önemli, işte mimarlık tarihi açısından belki de ya da mimarlar açısından en önemli kırılma noktası oldu. Sadece mimarlar açısından değil, birçok farklı disiplin içinde işte ilk tarımcı toplulukların ortaya çıkışı, hayvanların evcilleştirilmesi, tırnak içerisinde yine söylüyorum ailenin ortaya çıkışı, güç otorite dediğimiz gibi kavramların ortaya çıkışı, yine tırnak içerisinde söylüyorum inancın ortaya çıkışı gibi pek çok farklı şeyin çok devingen, hızlı bir şekilde ortaya çıktığı bir çağ. Burada eğer mimari olarak bakarsak bu sürece, ilk olarak kısmen zemine kazılarak inşa edilmiş çukur barınaklar görüyoruz. Bunlarla eş zamanlı, yani Göbekli Tepe, insanlar böyle şeylerde, böyle yapılarda yaşarken Göbekli gibi bir yeri inşa ediyorlar. Bu süreç biraz zenginleşiyor, biraz sonra göstereceğim. Daha sağlam yuvarlak barınaklara ve sonrasında da dörtgen yapılı yapılar ortaya çıkıyor. Dörtgen yapılı yapılarla beraber artık dam konstrüksiyonunu görmeye başlıyoruz vesaire. Ve yerleşmeler ortaya çıkıyor. Orta Anadolu bölgesi, Kıbrıs vesaire daha geç ortaya çıkıyor. Buradaki yerleşmeleri daha geç görüyoruz ama Dicle ve Fırat arasında kalan ya da Dicle ve Fırat çevresindeki Dicle ve Fırat çevresinde neredeyse 400'e yakın köy eş zamanlı olarak ortaya çıkıyor. Ve bunlarda benzer yapı tipleri görüyoruz.
ve yapı gelişimlerinde eş zamanlı olarak değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun sadece köy sakinleri tarafından inşa edildiğini söylemek biraz zor, biraz sakıncalı bir yorum olacaktır. Aynı zamanda olasılıkla bölgede dolaşan ve yapı ustaları, bina yapmayı bilen ve aynı şekilde bina yapabilen yapı ustaları ve onların çıraklarının olduğunu söyleyebiliriz. Pardon. Şöyle düşünürsek, sürekli mevsimlik olarak göç eden topluluğuz. Yani 6 ila 8 ay bir yerde kalıyoruz. 6 ila 4 ay başka bir yerde kalıyoruz. Ve 20-30 kişilik gruplar halinde sürekli hareket halindeyiz. Dolayısıyla bu tip bir sosyal ya da bu tip bir pratikten yerleşik yaşama geçmenin ne kadar zor olduğunu hepiniz herhalde tahmin edebilirsiniz. Olasılıkla ilk 100-200 yıl epey sıkıntılı geçmişti bu topluluklar için. Yani bir anda yanınızda hiç istemediğiniz birisi yeni bir ev inşa edebilir ve onunla sizin bir ilişki geliştirmeniz gerekir. Ya da daha önce maksimum 200-300 kişiyi bir araya görmüşken bir anda binlerce kişiyle aynı köyün içerisinde kendinizi yaşadığını görürsünüz ve bir takım roller üzerinize yüklenmeye başlar. Ve bir takım kurallarla beraber gelir yerleşik yaşam. Yapmanız gereken şeyler vardır, yapmamanız gereken şeyler vardır. Dolayısıyla olasılıkla insanların kaçabileceği bütün bu toplumsal rollerden ve diğerlerinden kaçabileceği tek yer yine bu mekanlar. Yani aslında biz kendimiz inşa ettiğimiz duvarların ardında, duvarların arkasında bir özel alan inşa etmeye başladık Neolitik'le beraber. Şimdi tabii aklınıza burada niye ve nasıl yerleşik olduk? Yani niye yerleşik olduk ki insan zaten göç ederken de birçok şeyi çözüyordu. İlk yorumlardan bir tanesi tarım arazilerine yakın olmak için. Bu görüş çok doğru bir görüş değil şimdilerde. Çünkü çok daha öncesinde insanın artık tarım yaptığını bazı bölgelerde biliyoruz. Ve tarım dediğimiz şey böyle gündür gündür yapılan bir şey değil ilk yerleşik topluluklarda. Çok sınırlı bir şekilde tarım yapıldığını görüyoruz. Bazı yerleşik topluluklar halen avcı toplayıcı yaşamlarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla belki birkaç münferit örnekte tarım önemli bir neden olabilir. Ama tarımın birinci neden olduğunu söylemek güç. Diğer neden olarak Young Dryas denilen işte burada gördüğünüz tarihlerde bir iklimsel değişim oluyor. Ve bu değişiklikle başa çıkmanın yollarından bir tanesini tercih etmiş olabilir burada yaşayan topluluklar. Ve göç etmektense daha optimum yerlerde kalarak hayatlarını sürdürmeyi tercih etmiş olmalılar. Diğer bir neden Göbekli Tepe gibi merkezler ve bu merkezlere yakın olmak ki biraz sonra göstereceğim bu yani Göbekli Tepe ilk defa ortaya çıkmıyor. İnsanların buluştuğu, toplandığı başka tırnak içerisinde yine söylüyorum mesire yerleri ya da ortaklaşma yerleri var. Yine bütün bu süreci hakikaten kümülatif bir şey olarak düşünmek lazım. Yani bu çevreye, iklime ya da teknolojiye ilişkin o kadar çok alet çantasında ya da bilgi bankasında diyelim o kadar çok şey birikiyor ki modern insanın. Dolayısıyla yavaş yavaş nesnelerle olan ilişkisi ya da şeylerle biraz önce kireç örneğinde verdiğim gibi ilişkisi derinleştikçe teknolojik olarak daha hızlı adımlar atıp daha kalıcı çözümler üretebiliyor. Tabii bir de yine 90'lar 2000'lerde konuşulmaya başlayan ve şimdilerde çok konuşulan nörolojik ya da bilişsel değişimlerde yerleşik yaşama geçme nedenlerimizden bir tanesi olabilir.
Biraz önce yerleşkeşenin ilk 100-200 yılının ne kadar sıkıntılı geçebileceği ya da ilk bir yılının diyelim söylemiştim. Aslında bu biz duvarların arkasında evcilleşen diyelim yine. Evcilleşen ilk tür biz değiliz. Bildiğiniz gibi ilk olarak köpek evcilleşiyor. Daha sonra da koyun, keçi, domuz, yaban sığırı. Tabii bu Mezopotamya için söylüyorum. Aynı şekilde aslında onlar da yine duvarların arkasında, küçük kitlerin arkasında koyun keçinin uzun yıllar tutulduktan sonra yani 1000 yıl gibi bir süreçte evcilleştiğini, morfolojik olarak evcilleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla aslında benzer bir süreçten geçiyoruz. Biz de duvarların içerisinde benzer bir değişim geçiriyoruz zaman içerisinde. Biraz önce söylemiştim, bu aslında Göbekli'den çok daha önce Suriye'de, Ürdün'de, Filistin'de, İsrail'de ve bilmediğimiz başka yerlerde olasılıkla farklı avcı toplayıcı grupların hem bölgesel olarak bir araya geldikleri hem de daha büyük ölçekli bir araya geldikleri bir takım yerler var. Bunlardan 3-5 tanesini biliyoruz ama hiçbir tanesi Göbekli kadar görkemli olmadığı için sizler biliyorsunuz. Ve burada insanlar hem teknolojik olarak paylaşımlara giriyorlar hem de bir tür ortak semiotik dil oluşturmaya başlıyorlar zaman içerisinde. Ve bu semiotik dil aslında Göbekli'de en görkemli haliyle ortaya çıkıyor olasılıkla. Ve atıyorum bu küçük grupların toplandığı yerde biz 250-300 kişiyi bir arada görürken ya da daha lokal grupları bir arada görürken Göbekli gibi yerlerde daha ihtişamlı bir şekilde görüyoruz ki Göbekli çevresinde benzeri 6-7 en az 6-7 yer daha var ve her benzeri yer birbirleriyle tırnak içerisinde söylüyorum tabii tamamen görüş rekabet içerisinde olabilir ve bir rekabetin sonunda yani Göbekli bu rekabetin şahikasında bir yerde duruyor olabilir. Diğer örneklere bakılırsa. Şimdi rekabetten bahsettim. Neden? Şuradaki PPNA olarak gördüğünüz yer aşağı yukarı 10 binler. İlk yerleşik köylerin ortaya çıktığı dönem. Bu çok davranışsal bir şey. Genel olarak insanlık tarihindeki ana aks diyelim. Davranışsal olarak bizi değiştiren ana aks. Pedagogların ve psikologların kabul ettiği. Bir tanesi ortaklanma. Diğeri öykünme, mukayese, sempati. Bunları tabii kıskançlık vesaire gibi başka şeyler de ekleyebiliriz bunların altına ama en basit olarak buradaki parametreleri görüyoruz. Bunların zaman içerisinde mesela ortaklaşma ya da tek tipleşmenin yine insan üzerindeki etkilerinden en önemli etkilerinden bir tanesi stres. Öykünme, bir şeye öykünüyoruz, onun gibi olmak istiyoruz ve onun gibi olduğumuz anda onunla rekabet etmeye başlıyoruz. Mukayese, yani ben birisiyle kendimi ya da yaptığım bir şeyle başka birisinin yaptığı şeyi mukayese etmeye başlıyorum. Ve bu mukayesenin neticesinde ya onunla daha bitişik ya da bitişken bir biçime dönüşüyorum ya da ondan ayrışmaya başlıyorum ve kendi çizgimi bulmaya başlıyorum. Ve diğeri bir şeye sempati duyuyorsunuz ve bir süre sonra siz de onunla aynı yere geldiğinizde ya da hiçbir zaman gelemeyeceğinizi anladığınızda bu sempati birden antipatiye dönüşmeye başlıyor. Bu aslında bir anlamda evet mekan ortaya çıkıyor, ilk yerleşik köyler ortaya çıkıyor ama o kadar çok bir bölgede o kadar çok köy var ki atıyorum 15 kilometre karelik bir alanda onlarca neolitik köy var ve onların insanları var ve onların hayvanları var ve onların tarım arazileri var. Yani aynı kaynaklardan besleniyorlar. Ve dolayısıyla yani bu sembolik dili ya da teknolojik birikimi oluştururken sadece tek bir grup bunu domine etmiyor. Herkes bunun içerisinde bu bağlamda ortaklaşıyor. Biraz önce söyledim ama tekrar üzerinde duralım. Bu dönemde ailenin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sonlarına doğru. Bitki ve hayvanlar evcilleştiriliyor. Depolama alanları ve bununla ilişki olarak mülkiyetin ortaya çıktığını görüyoruz.
davranışsal olarak değiştiğimiz net. Çünkü hiç daha önce böyle bu kadar kalabalık nüfusların bir arada yaşaması pratiğine sahip değil insanlık. Dolayısıyla bunu çözmek için sosyal örgütlenmelere gitmek zorunda. Yine bunu hem çözmek hem de çözememek bağlamında mahallelerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Mahallelerle yavaş yavaş ayrışmaya başlıyoruz topluluğun tamamından. Ve yerleşme içi ortak ve kamusal alanlar ortaya çıkıyor. Kamusal alanlar da yerleşme içerisindeki problemleri ya da insanların birbirleri arasında yaşanmaya başlayan problemleri absorbe etmek için ya da çözmek için işlevsel yerler diyelim. Eğer toplum diğerleriyle iletişime açıksa iletişim ağlarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki bugünkü Facebook ya da sosyal medya gibi değil iletişim ağları, yüz yüze. Dolayısıyla 1000-1500 kişilik bir yerleşme içerisinde belki insanların tamam birbirini tanıyor ama aynı bölgede onlarca köy varsa bazı insanları ismen ya da cismen tanımayabiliyor ama kendisini X köyünden ya da Y köyünden geldiğini söylemek ya da göstermek için olasılıkla bir takım semboller ya da bir takım atıyorum başına taktığı bir şey, işte kızılderileri düşünelim ya da renklerini düşünelim. Bu tip nesneleri vesaire kullandığı ya da mekanları kullandığını söyleyebiliriz. Ticaret değiş tokuşla başlıyor. Para yok biliyorsunuz henüz. Ama bu tip ticaret var ve bu değiş tokuşun çok ciddi boyutlarda olduğu, işte Orta Anadolu'dan çıkan bir şeyin Kıbrıs'a gittiği, İsrail'e gittiği ya da oradan İsrail'deki bir şeyin Orta Anadolu'ya geldiği, belki ilk çıktığı yerle Orta Anadolu arasında doğrudan bağlantı yok ama aracılarla buraya kadar geldiğini net olarak biliyoruz. Biraz sonra anlatacağım nedenini bir tür ilk kimlik krizini de aynı zamanda Neolitik'le beraber görüyoruz. Ve ilk toplumsal çöküş de olasılıkla yine bu dönemin sonunda yaşanıyor. Şimdi yerleşik olmak zorunda değiliz elbette. Sarı keçilileri herhalde herkes biliyordur. İlk yerleşik topluluklar son derece işte yeni düşünsenize hayvana evcilleştirmişsiniz. Tarım yapıyorsunuz. Muazzam bir mutfak repertuarınız var ve farklı şeyler yiyorsunuz avcı toplayıcılardan ve farklı yapılarda oturuyorsunuz. Dolayısıyla bunun bir cazibesi var. Ve yine bölgede dolaşan bir takım mobil avcı toplayıcı gruplar var. Bunlar belki yerleşik yaşama cazip görüp ya da merak edip onlar da bu yerleşmelere gidiyorlar ya da kendileri yerleşmeye karar veriyorlar ya da tamamen bunu reddediyorlar ve avcı toplayıcı, mobil avcı toplayıcı olarak yaşamaya devam ediyorlar. Belki onlardan gidip işte buğday, arpa gibi şeyleri alıyorlar, deniyorlar vesaire gibi. Ama her koşulda insanlık yerleşik olmak zorunda mıydı sorusuna cevap göreceli olduğunu sarı keçiler örneğinden biliyoruz ki geçtiğimiz 10 yıla kadar sayıları çok fazlaydı ve giderek azalmakta, devletin tüm baskılarına rağmen kendi yaşam biçimlerinde hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Çok fazla başarılı olamıyorlar artık yani. Bir kere artık işte elimizde akıllı telefonlar var vesaire var. İşte o çekim alanında bile değilse birçoğumuz için iç karartıcı, dünya karartıcı bir durum. Şimdi biraz önce depolardan ve silolardan bahsetmiştim. Bu iyi bir örnek olduğu için göstermek istedim. Burada gördüğünüz yerleşme şu anda su altında. Su altında olmasaydı daha zaten yok olmuş olurdu. Çünkü Suriye'de Cerfela Maradı'nda bir yerleşme. Buradaki burası da mimar tarih açısından önemli bir yer. Çünkü yuvarlak yapılardan dörtgen yapılara geçiş sürecinin en net olarak görüldüğü yer burası. Ve yapı malzemesi gelişimi açısından da önemli. Ama burada bir başka ilginç durum var. İlk sakinleri için depolama birimleri evlerin dışarısındaki küçük silolarda. Ve yine yerleşmenin şu
şehirleşmenin ortasında bir yerde büyükçe bir bina içerisinde. Yani aslında tırnak içerisinde artı ürüne hiçbir ev tek başına sahip değil. Ortak bir mülkiyet söz konusu burada. Ve fakat zamanla buradaki anlayışın değiştiği ve yavaş yavaş bu ürünün evlerin içerisine girdiğini görüyoruz. Evlerin içerisine girmesiyle birlikte mekan da yavaş yavaş değişmeye başlıyor. İşte tek odalı yapılar, iki odalı yapılar vesaire vesaire. İşte evlerin içerisinde bir takım yapı öğeleri görmeye başlıyoruz. Ortadaki büyük depo binası başka bir işlev kazanıyor ve yerleşmenin kriz yönetimini üstlenen ya da yerleşmenin inanç özelliklerini üstlenen bir yapı haline dönüşüyor. Şimdi bu durum aşağı yukarı bütün Neolitik'te bu bölgede gördüğümüz bir şey. Şu üçgenin olduğu yerde ilk yerleşik ilk yerleşik köyleri görüyoruz ki bunlar buradakinden daha fazla en önemlileri işaretli haritada. Ve bunlar bir süre sonra bir tür belki doğrudan bir birlik değil bunlar ama aynı özellikleri gösterdikleri için bir tür Avrupa Birliği gibi düşünün. Yani karikatürize ediyorum durum tamamen. Ama nasıl Avrupa Birliği'nin uyum kriterleri var, aynı şekilde olasılıkla bu Neolitik topluluklarda da var olmak için bu kriterlere sahip olmak ya da o kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Bu kriter de bir tür primitif inanç dünyası olabilir ya da güç dünyası olabilir. Ve bu Göbekli'de gördüğümüz anlamlar ya da orada ortaya çıkan anlamların yerleşmelerin içerisinde görülmeye başladığını söyleyebiliriz. Şu gördüğünüz terazo ya da işte kireç tabanlı yapılar, işte içlerinde heykeller vesaire. Burada gördüklerimiz konut, bu da kült binası dedikleri kazıcıların konuttan farklı özellikler gösteren yapı. Bu birçok yerleşmede var ya da var olduğuna ilişkin kanıtlar var. Yani bir tür köyün tırnak içerisinde camisi ya da kilisesi gibi işlev görüyor bu tür yapılar. Şimdi Orta Anadolu'da başka bir görüntü olsa da aslında yani kamusal yapıyla özel yapılar arasında farklı benzer bir ilişki var. Benzer bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu benzer bir çatışma durumu var. Bu çatışmayı çok şiddetli bir şey olarak düşünmeyin. Ama biraz önce söylediğim gibi artık eskisi gibi 100 kişi, 200 kişi ya da 50 kişilik gruplar halinde değilsiniz. Çok daha kalabalıksınız. Dolayısıyla bir yerleşmede çözümlenmesi gereken çok fazla sorun var bir gün içerisinde ve aynı zamanda çok fazla üstlenmeniz gereken rol var. Ve bunlardan kaçabildiğiniz tek yer içinde yaşadığınız mekanlar. İlk sakinler, burada gördüğünüz gibi kısmen zemini oyulmuş, kazılmış daha doğrusu yapılarda yaşıyorlar. Ve bunları tam olarak biraz önceki örnekte gösterdiğim gibi bunları da depo yapıları, depo birimleri ya da gündelik faaliyetlerini yaptıkları yerler barınakların dışındaki alanlarda. Ve zamanla bunların aynı diğer yerleşmede olduğu gibi yavaş yavaş evlerin içerisine girdiğini görüyoruz. Ve mimari de değişmeye başlıyor. Dörtgen yapılar görüyoruz. Dörtgen yapıların yanı sıra şu gördüğünüz ışınsal planlamayı görüyoruz. Ya da sokakları görüyoruz. Ya da bir tür yol görüyoruz şurada 4 metre genişliğinde ve en önemlisi de çöplük alanlarının tanımlandığını görüyoruz bu mahallelere göre. Yani bir tür önce tek odalı tek yapılar var, daha sonra yapı grupları var, sonra mahalleler ortaya çıkmaya başlıyor, sonra bu mahallelerin her birinin kendisine ait çöp
birimleri var ve daha da ilginci yerleşme tırnak içerisinde dedim ama kamusal alan ve konut alanı olarak ikiye ayrılıyor. Bu ayrımın belirgin olarak yaşandığı zamana bakarsak eğer yuvarlak yapılı tek odalı yapılar, biraz önce o siloların dışarıda olduğunu söylediğim örnek, sonra iki odalı yapılar, sonra yavaş yavaş yapılar çeşitlenmeye başlıyor. Şu gördüğünüz dönemde mahalleler, işte o çöp alanlarının tanımlandığı dönem aşağı yukarı ve bu dönemle beraber biz bu ayrımın başladığını, yani yerleşmede bir kamusal alan diyelim buna, kamusal alanın ihtiyacının doğduğunu görüyoruz. Kamusal alanla beraber Işık'la ilginç bir yerde, az önce söylediğim gibi yakın doğudan farklı olarak muazzam bir devamlılık var. Yapılar üst üste neredeyse inşa ediliyor. Şurada gördükleriniz her biri 60 ila 80 yıl içinde yaşanmış yapılar. Duvarın yarısını kesip ondan sonra molozun içerisine doldurup tekrar üzerine yeni bir yapı inşa ediliyor. Su basman ya da temel yok. Yani bir önceki yapı bir sonrakinin su basmanı ya da temeli gibi kullanılıyor diyelim. İçerisindeki yapı öğeleri, ocaklar, ocakların yeri vesaire falan aynı. Yani aşağı yukarı 600 yıl boyunca mekan dediğimiz şey iç öğeleriyle değişmiyor. Ve fakat şu noktada bu bahsettiğim değişim yerini, bahsettiğim devamlılık yerini değişime bırakıyor. Burada görüyorsunuz continuity devamlılık demek, change değişim demek. Burada yapılarda hem büyüklük olarak hem de yapı içi öğeleri olarak muazzam bir devamlılık görürken bu devamlılığın yavaş yavaş değişime doğru değiştiğini görüyoruz. Aynı zamanda evlerin içerisine gömülen ölüler, evlerin içerisinde yaşayan sakinler öldükten sonra evlerin tabanın altına gömüldüğünü söylemiştim. Çatalhöyük'te olduğu gibi Aşık'ta da aynı benzer bir durum var, ölü gömme geleneği. Ve bunlarda kişisel eşyaların başladığı ya da çiftli gömülerin vesaire başladığını görüyoruz. Bu bahsettiğim değişim aslında bir anlamda kamusal alan ya da toplumsal rollerle bizim ev içerisindeki özel mahremiyetimiz arasındaki çatışma diyebiliriz. Bunların çatışmasından ortaya çıkıyor ve Çatalhöyük'te bir miktar daha fazla görüyoruz bu durumu. Evler artık her biri kendi ekonomisine sahip. Bağımsız yerler, Aşık'ta olduğu kadar değil. Aşık'ta hala çok bireyselliği toplum. Ama işte Çatalhöyük'te depo yapıları, ikinci bir oda, evin içerisindeki öğelerdeki artış ve standartlaşma bize artık bu durumun net olarak tanımlandığını, yani bir ev içerisinde yaşayan topluluğun artık tanımlı bir hale geldiğini gösteriyor. Ben buradan Habermas'tan bir alıntı yaptım. Aslında Habermas özetle şey diyor, kamusal alan dediğimiz şey evimizin ortasındaki salondan geçerdi. Yani bir şey gibi, ekvator gibi bir yer aslında evimizin salonu. Çünkü kendi odamızda belki çıplak dolaşabiliriz ama salonda bir misafir varsa çıplak dolaşamıyoruz. Yani bir takım şeylerin belirlendiği ya da salonu hep derli toplu tutmaya çalışıyoruz ama kendi odamız darmaduman olabilir vesaire. Duvarlarla sınırladığımız yer de olsa evlerin içerisine kadar kamusal alanın girdiğini, bir şekilde girdiğini, işte bu bir takım medyalarla olabilir ya da
sosyalliğimizle ilişkili olabilir, söyleyebiliriz. Bunu söyledim, geçiyorum. Şimdi kamusal alan dediğim şeye itiraz edebilirsiniz. Buna aslında ortak alanlar mı demeliyiz? Kamu dediğimiz şey çok sonra devletle vesaire ortaya çıkıyor diyebilirsiniz. Yani istediğiniz, isterseniz kamusal alan deyin, isterseniz ortak alan deyin ama bunlar her koşulda aslında ortaya çıktığı dönemde benzer işlevler üstleniyor. Bunlardan bir tanesi kurucu MIT'in devamlılığını sağlamak. Diğeri topluluğu birlikte tutmak, çatışmaları engellemek ya da neden olmak, toplumsal stresi azaltmak ya da toplum üzerinde baskı kurmak ve daha stresli bir hale getirmek toplumu, kurallar koymak, onları dizayn etmek ve toplumsal rolleri örgütlemek gibi. Burada farklı örneklerini görüyorsunuz. Ve bu inşa edilen şeyler konutlardan başka ve daha ihtişamlı olmak ve daha uzun ömürlü olmak zorunda. Dolayısıyla bunun için de daha dayanıklı ve kalıcılar. Estetik kaygıları daha yüksek konutlara oranla. Biçim, boyut özellikleri olarak yine konutlardan bariz bir şekilde ayrışıyor, gördüğünüz örneklerde de fark edeceksiniz. Yani bir anlamda hepsi tamamı anıtsal diyebiliriz. Ben bütün bunlardan çıkarak ve yani arkeolojik verilerin okumasını yaparak aslında bu çatışmanın bir anlamda aileyi doğurduğunu düşünüyorum. Yani kamusal alanla özel alan arasındaki çatışmanın yavaş yavaş rol grupların tanımlı hale gelmeye başlaması ve evin içerisinde bireyin kendini bu rol ve baskından, evlerin bu rol ve baskıyı izole eden yerler haline geldiği ve bununla beraber de bu ortaklaşmanın sonucuyla ailelerin ortaya çıktığını düşünüyorum. Örneğin iki örnek vereceğim. Bir tanesi işçileri düşünelim. Aslında yani arkadan baktığımız vakit ya da kılık kıyafetine baktığımız vakit buradaki arkadaşla buradaki arkadaş arasında bir fark yok. Yani aynı şeye omuz veriyorlar, aynı işleri yapıyorlar. Aynı patron ve aynı işverene ya da taşeron için çalışıyorlar. Aynı maaşları alıyorlar olasılıkla. Aynı yemek kuyruğuna giriyorlar. Ama bunların her biri kendi evlerinde bu kostümler, yani üzerlerindeki kıyafetleri çıkartırsak her biri bir hayat yaşıyor. Ve yine geleneksel olarak söylüyorum, atıyorum evin erkeği reisi, yani bunu onayladığım için söylemiyorum ama eve geldiği vakit yemek sofrasına oturuluyor. İşte kumanda onun elinde vesaire. Aslında kendi evinde bu insan patron. Ama bu üniformaya giydi ve mesaiye başladığı anda diğerlerinden hiçbir fark yok. Evde ne kadar özgürse iş yerinde o kadar özgür değil gibi. Yani toplumsal rollerden kastettiğim şey bu. Çünkü hızlı bir nüfus artışı var neolitik köylerde. Doğum ve ölüm oranları eş zamanlı olarak artmış. Yani insanlar bir taraftan doğuyor ama bir taraftan da sürekli birileri ölüyor. Yeni gelenler var, diğer avcı toplayıcılar. Bu bölgede artan yerleşmeler var. Kaynaklarınız yavaş yavaş azalmaya başlıyor. İşte atıyorum koyun ve keçiyi istediğiniz gibi otlatırken artık işte bilmem nereye gitmemeniz gerekiyor gibi. Yani uyulması gereken kurallar ya da yapılması gereken şeyler giderek artmaya başlıyor. Ve siz artık bir yerli olmaya başlıyorsunuz. Yani bir kimliğiniz var artık. Yani avcı toplayıcıyken belki 15-20 kişilik bir grupsunuz ya da 100 kişilik bir grupsunuz. Bu kimlik çok baskın değil ama yerleşik yaşamla beraber artık sizin bir kimliğiniz oluşmaya başlıyor. Ve sadece köye ilişkin bir kimlik değil, belki de bölgeye ilişkin kimlikler oluşuyor.
Dolayısıyla bütün bunlardan kaçtığınız, eğer istemiyorsanız tabii ki, yer, mekan ve bu çatışma biraz önce de söylediğim gibi olasılıkla ailenin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu örneği vermiştim. Şimdi mimarlar için kamusal alan tabii tamamen başka bir şey. Ben master tezimi mimarlık tarihi Günkü Takım'la yapmıştım İTÜ'de ve bir türlü anlaşamamıştık. Kamusal alanın başka bir şey olduğunu söylüyordu. Ben de başka bir şey olduğunu söylüyordum. Çünkü aslında yani tabii ki bunun ismini değiştirebiliriz ama söz konusu olan bir ortak alan değil. Ortak alan bu kadar manipülatif, bu kadar güçlü bir şey olamaz. Kamusal alan hep hayatımızda vardı ve Neolitik'ten bu yana belki de en majör dönüştürücü mekanı diye düşünüyorum. Burada farklı örnekleri var. İşte niye aynı aslında kamusal alan ve ortak alan? Çünkü ekonomik boyutu, gelir ve rant, çekim alanı, zenginlik göstergesi, bunların hepsi Neolitik'te var. Yani farklı ölçeklerde var ama var. Sosyal mekansal boyut, bu sivil inisiyatif, sağlık, dizayn, kimlik, ayrıştırma, kimlik ve ayrıştırma var. Sağlık belki yok henüz. Yani henüz kimse koşmak için, Central Park'taki gibi koşmak için bir şey düşünmemiş Neolitik'te. Ya da bir sivil inisiyatif, atıyorum işte işte bilmem ne gösterisi yapalım, bilmem ne yürüyüşü yapalım gibi şeyler yok henüz o dönemde ama tabii ki olmaması da doğal. Diğeri de politik, yani güç kontrol, bu var. Aktivizm henüz yok elbette ama kavramlarına ne kadar yeni olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Gösterme ve reddetme, yani bir şeyi göstermeye çalışıyorsunuz ya da bir başka şey, bir şeyi reddedip daha iyisini göstermeye çalışıyorsunuz. Onların hepsi de var. Buradaki örneklerden bir tanesi Leal, işte Paris'teki sürekli dönüşen bir alışveriş merkezi diyelim buraya. Central Park artificial bir insan yapımı bir park. Bir de işte bütün gürültü patırtının koptuğu şeylerden bir tanesi Taksim Meydanı'na cami projesi gibi. Yani bu da işte gösterme ve reddetmeye ilişkin bir örnek olsun. Şimdi kamusal alan dediğimiz şey evet bir yere dayanıyor. Yani illa bir mekanı ararsak bunun bir mekanı var. Ya inanç dünyasının bir mekanı var. O mitleri ya da o inanç dünyasına ilişkin kavramları üzerinde barındıran bir takım mekanlar var diyelim. Bir de bunun nesneleri var. Yani bu mekanlarla ilişkili olan ya da bu inanç dünyası olan nesneler var. Nesne demeyeyim, şey diyeyim. Yani bunlar, yani türban ya da herhangi bir şeyi nesne ya da şey diye nitelendirmek yani kötü bir şey yapmak niyetiyle yapmıyorum bunu, onu söyleyeyim baştan peşinden. Sonuçta bu da bir şey ya da nesne elimdeki. Biliyorsunuz türban krizi yaşanmıştı ve bunun sonucu olarak aslında böyle bir paket olarak düşünürseniz bugün geldiğimiz noktada bu problemin aşılmasına karşın bugün başka problemler yaşadığımızı görüyoruz. İşte diyelim ki Çamlıca'daki caminin yeri, büyüklüğü, varlığı vesaire gibi ya da bütün okulların İmam Hatip Lisesi olması gibi aslında bütün bunlar biraz önce söylediğim gibi o majör değiştiricinin, yani bu mekanı değiştiren şeylerin araçları. Yine çok yakın geçmişten, yani Gezi'yi düşünürseniz aslında Gezi'de bir park söz konusuydu ve parkın olduğu yerde yapılmak istenen bir yapı vardı. Henüz yapılmış değil ama yapılmak isteniyor. Ve aslında Gezi'ye katılan yaş kitlesini, ağırlıklı yaş kitlesini vesaireyi düşünürsek çoğu aslında evlerinde oturan, bence çoğu apolitik insanlar idi ve
onların orada olmasının nedeni biraz önce Habermas örneğinden verdiğim gibi aslında o otoriter anlamlar, yani bunu sadece bir mekansal bir şey olarak düşünmeyelim, evlerin içerisine kadar girdi. Yani o bilgisayarında asosyal, her şeyden uzak bilgisayarında oyun oynayan gençler sokağa çıkmak istediler. Çünkü evlerin salonlarını da aşarak kendi odalarına kadar girdi bu anlamlar. Şimdi de biliyorsunuz Beyoğlu türlü nedenlerden dolayı çok parlak bir yer değil. Çünkü Gezi nedeniyle yani burada tereciye teras atmak gibi bir derdim yok ama Gezi nedeniyle bu bölgeyi biz biraz insansızlaştırırsak ya da potansiyel muhalifleri buradan uzak tutarsak bu tırnak içerisinde savaşı kazanırız diye düşünmüş olacak ki iktidar özellikle burada bu bölgedeki oteller Arap müşterilerine çok düşük fiyatlar verdiler ve burada bir dönüşüm yaşanmaya başladı. Yine işte Demirören vesaire gibi alışveriş merkezlerinin girmesiyle de Beyoğlu yavaş yavaş başka bir yer haline geldi. Halbuki Beyoğlu'nun potansiyel Beyoğlu'daki dünyanın potansiyel alıcısı belliydi ve onları siz uzaklaştırdığınız zaman da Beyoğlu eski Beyoğlu olmamaya başladı. Yani burada tekrar hikayenin başına dönersek insan ve bu toplum olsun sonra gelecekte, mekanda kent olsun, kamusal alanda devlet olsun, bireyde kimlik olsun ve bunun arasındaki çatışma vesaire aslında bütünüyle mekanı değiştiren, insanı değiştiren kavramlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tarih ve siyaset oldukça karışık da bir dönemi anlatan bir sunuş olduğu için, daha doğrusu çok yönlü bir sunuş. Belki sormak isteyeceğiniz, açıklık kazanmasını isteyeceğiniz şeyler olabilir. O yüzden belki sizler bir soru sormak isteyeceğiniz seyircilerden, dinleyicilerden bir şey olabilir. Buyurun. Ben Oğuz Öztuzcu. İki konuda aydınlatmanızı rica edeceğim. Belki ben yanlış anladım. Bir tanesi 2000 kişi dediniz Çatalhöyük için. Benim bildiğime göre 2'nin çok üzerinde 12 binlere kadar çıkan bir nüfus var Çatalhöyük'te. İkincisi de Göbekli Tepe'de zaman zaman referans verirken Göbekli Tepe yerleşmesi gibi bir şey kullanırız. Göbekli Tepe'de yerleşme var mı? Yani bu sondan geçti. Tapınak olup olmadığını bilmediğimiz bu yuvarlak binaların ötesinde başka bir konut yerleşimi var mı? Yani ben yok biliyorum. Sondan başlayayım. Doğrusunuz. Göbekli Tepe'de yerleşme olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Tamamen dil alışkanlığı. Çok özür dilerim. Onun için. Diğer sorunuza gelirsek, nüfus hikayesi bizim için çok sorunlu bir yer. Bir takım analizler yaptırıyoruz. Son yaptığımız analizde idrar üzerine. Ben kendi hesabıma göre 600 ila 1600 kişi olduğunu hesaplamıştım. Aşıklı'da ki nüfusun Çatalhöyük'ten 1000 yıl daha eski. Söyleyeceğim. İdrar sonuçlarına göre yine benzer bir sonuç çıkıyor. 600 ila 1200 kişi gibi. Çatalhöyük'te 20 bin kişinin yaşamış olma ihtimali bana biraz fantastik geliyor. 12 bin dediniz. Okey. 12 bin de biraz fantastik geliyor. Biz bu tip hesapları genelde mekanlar üzerinden yapıyoruz ve yerleşmenin kazılan alanları üzerinden değil, genelde büyüklüğü üzerinden yapılıyor. Bence bu tip çalışmalarda mevcut mekanlar üzerinden konuşmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
yaklaşık 400 ev kazıldı Çatalhöyük'te. Toplam 450 iskelet var aynı şekilde. Ve bu 450 iskelet tek bir tabakaya ait değil. Olabilir yani 12 bin de olabilir rakam. Belki 15 bin bilmiyorum ama biraz sağlıklı, daha doğrusu temkinli gitmekte fayda var nüfus için diye düşünüyorum. Yani belki de 5 bin bilmiyorum. Hep nüfus olarak 5000'in üzerinde 10.000, 12.000 civarı bir rakamlar verilmiştir. Bizim bilgimiz hep nüfus olarak odur. Ama bunu ispatlayacak anladığım veri yok şu anda da henüz dediniz. Evet, teşekkürler. Ya hem öyle yok hem de aynı zamanda Çatalhöyük baktığımız vakit en eski kent olarak da biliniyor. En eski köy olarak da biliniyor. Ve yani ben 5 yıl Çatalhöyük'te çalıştım. Çatalhöyük'ü kötülemek ya da tenkit etmek adına söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama kent değil sonuçta. Hepimiz biliyoruz. Evet ama yani kitaplara baktığımız vakit yani olabilir 5000, 12000 vesaire gibi şeyler oluyor ama dediğim gibi yani çok nüfus dediğimiz şey çok zor hesaplanan şeyler. Yani şu kadar metrekarede bu kadar kişi yaşa hesabı çok bir şey söylemiyor. Çünkü bir evin içerisinde Çatalhöyük'te 65 tane aynı çukurda iskelet var. 65. Yani şimdi o evin içerisinde 65 kişi mi yaşamış? Hayır. Anlatabiliyor muyum? O nüfusu şöyle hesaplarız. Yani biz de bugün kentte daire başına, konut başına 4 kişi hesaplarız. Biz 4 kişi hesaplarız. Örneğin 400 konut yaklaşık 4-5 çarptığınız zaman 2000 oluyor. İşte kaç dönümdü? Şimdi hatırlamadım. 10 dönüm üzerinde bir alandı orası. Orada o zaman ve bitişik bir yapılaşma olduğu için de işte şu kadar bir 100 dönüm bir arazide şu kadar konut var. İşte 4 ile 5 ile çarptığınız zaman nüfus bu olur. Mantığıyla gelinen bir aslında yaklaşım. Evet. Ve birçok akademik yapı şeyde de bu sayılar verilir hep. Sergilerde falan da bu rakamlar verilmiştir. Yani doğru olabilir ama 12 tabakalı ve minimum 1500 yıl yaşanmış bir yerden bahsediyoruz. Yani ne kadar, neresi ne zaman büyümüş, şöyün neresi ne zaman taşmışlar bunu bilmek çok zor tamamını kazmadan. Ben bu noktada biraz belki arada bir diyalog şeyi olabilirim. Bizim mimarlık dünyasına genel kültür alanında Çatalhöyük aşıkları gibi neolitik şey bildiğimiz şeyler aslında biraz daha öncesine ait bilgiler. Yani en güncel bilgiler değil. Şimdi mesela gerek Aşıklıyük'te gerek Çatalhöyük'te bu bahsedilen şeyler de aslında bundan yani 30-40 yıl, 40 yıl kadar önce yapılan arkeolojiden çok farklı bir arkeoloji yürütülüyor. Yani güneş dedi mesela idrar şeyi, ben onu bilmiyorum nasıl yapılıyor ama hani yani ocak içerisindeki işte tohum kalıntılarından kim ne yemiş, hayvana ne yedirmiş falan gibi hani çok şeyler yapılıyor. Dolayısıyla bu şeyler güncelleniyor aslında bir miktar. Bizim bildiğimiz umumi veriler de o anlamda güncelliyor ama Çatalhöyük için çok genel şöyle bir şey var tabii. O bütün gördüğümüz ev, konut yani üst üste yapılmış 13-14 katların hepsi birden, bunlar apartman olmadığı için hepsi aynı anda yerleşik durumda değil tabii. Yani bir kısmı kullanılıyor büyük ihtimalle değil gibi ve bunlar da tam olarak da bilinmediği için yeni kuşak arkeologların biraz da tavrı genellikle böyle Güneş'in şimdi konuştuğu gibi acaba öyle mi soru işaretiyle biten cümlelerden falan oluşuyor. Çok kesin yani şeyleri hani, olmuyor. Eğer organize olabiliyorlarsa 20 bin de olsun yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ben yani 2 de olabilir, 4 de olabilir. Ama 12 bin çok çok zor bir rakam. Hı hı. Oluşturdukları ekip dünyanın en büyük ekibi. Yani her daldan ihtisas sahibi insanlar var. Dolayısıyla ben 12 bin derken böyle genç arkeologlara sorarak bu nedir falan diye demedim. Bu ana kadarki yapılan bütün araştırmaları ki bahsettiğiniz
dışkılardan işte yedikleri yemeğe, kullandıkları şeye kadar, evlerin odalarına kadar titiz bir araştırmayla yıllarca, biliyorsunuz 94 yılında tekrar başladı kazılar. O günden bugüne 2016'ya geldik. Büyük bir birikim oldu. Dolayısıyla tabii bu, biz mimarız, bizlerin iktisat sahası değil, sadece takip edildiği zaman o kaynaktan, yani kazı ekibinden, başında İyan Hadır'ın olduğu, onların ortaya çıkardığı rakamlar bunlar. Dolayısıyla tartışılabilecek bir şey değil, yani 8 bin midir, 10 bin midir. Tek güvendiğimiz kaynak Çatalhöyük'ün yıllık şeyleridir, raporları. Haklısınız, yani ben 25 yıldır arkeoloji yapıyorum. 5 yıl Çatalhöyük'te çalıştım. Ve onların son yaptığı nüfus hesabının da Craig Crestford yapmıştı sanırım. Yani yayında bulurum isterseniz size maillerim. Maksimum 3000 küsur olması gerekiyor. Yani ben sayıları üzerinden inatlaşmak istemiyorum çünkü çok da bir anlamı yok. Onu isterseniz 12.000 olsun Çatalhöyük. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu tip bir nüfusun bir arada yaşamasının zorluğu. Yani aslında 2000 de olabilir, 10.000 de olabilir. Hocam iyi günler. Selçuk öğrencisi, mimarlık öğrencisiyim de. Hocam ben şu kelimeyi kullandınız. Mekanlar insanlardan daha çabuk yok oluyor. Genç yaşta 90 yaşındaki bir insanın aynı arsa üzerinde 4 ayrı mekan görmesi. Bunu sadece tahrip etmek, yok etmek değil de mekanın belki günümüz şartlarına uygun olmamasını da söyleyebilir miyiz? Mesela, vallahi bu soruya mimarlar cevap versin bence. Yani mesela siz değildiniz ya. Ben çok göremiyorum çünkü çoğu henüz eskimeden ya da zaten yeterliyken yıkılıyor ve işte İstanbul, Konya'da da benzeri bir durum var mı bilmiyorum. Kentsel dönüşüm ne hızla devam ediyor. Her yerde var. Sadece Konya'da değil. Yani siz herhalde kendi mahallenizde de vesairede de görmüşsünüzdür. Yani aslında gayet makul bir apartmanın bir gecede yıkılıp yerisine yenisini yapıldığını biliyoruz. Herhalde Konya'da da benzer örnekler vardır diye düşünüyorum. Ama yani burada mimarlar var, onlar daha net cevap verebilirler böyle bir soruya diye düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle Neolitik dönemi sadece mimarlık, yapılar değil de hani insanın yaşantısı, hani birçok yönüyle anlatmış oldum. Biz mimarlar için biraz da karışık da geliyor bunlar tabii ama ben bir mimar şeyiyle biraz da yapılara dair aslında anladığım bir, yani gördüğüm şeyden böyle bir şeyler çıkartıyorum. Onu gördüğüm şeyi doğru mu görüyorum acaba diye soracağım. Yani benim şey yapabildiğim kadar özellikle o yerleşik hayata geçip yapılı çevreyi ilk aktif olarak inşa etmeye başlandığı dönem, hani sadece bize büyük ölçüde şöyle şey yapıldı, aslında aktarıldı. Böyle bir hani bir ihtiyaç ve dönemin koşullarının uygunluğu şeyiyle hani barınma ihtiyacı, işte üretimin artması falan gibi şeylerle daha mümkün hale gelip pratik şeylerle işte kafayı sokacak bir yere ihtiyaç var, tahılı depolayacak bir yere ihtiyaç var gibi hani böyle bir şey yapıldı. Şimdi ben aslında sen de anlattıkça daha çok netleşiyor. Diğer gördüğüm şeylerle demekle sanki daha karmaşık bir ilişki var gibi anlıyorum. Yani yapılı çevre ve şey tarafından, yani insanın kendi, insan topluluklarının kendi sosyalliklerini kurarken bir yandan aslında yapılı çevreyi de o sosyalliklerin bedeni olarak inşa ediyor ve bunun ikisi aynı anda oluyor. Yani efendim devleti kurduk da şimdi bir saray yapalım gibi de, yani bunlar böyle birbirinin peşi sıra ve bazen tesadüflere dayalı olarak ilişkili bir şekilde gelişen bir şey gibi. Yani sanki yapılar çıkan sosyal organizmaların, yani aile, klan ya da şey grupları, işte ya da dini inanç grupları falan gibi şeylerin daha sonra üretilen kabukları gibi değil de hani bayağı onların bedeni gibi, yani bu sosyal organizasyonların bedeni gibi onunla beraber inşa edilen, yani
O grupların her biri o yapıyla beraber inşa edilip tamamlanmış oluyor. Ancak aile o ev dönüşüp belli bir şeye geliştikçe tamamlanıyor. Hani devlet mesela, hani kent devletle ve sınıflı toplumla birlikte ancak şekilleniyor falan gibi daha karmaşık bir ilişki olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla o kadar hani bize belki bu neolitik dönemin basitleştirilerek anlatıldığından daha karmaşık bir iç yapısı, yani ekonomisi, yapılı çevresi, insanın alışkanlıkları ve ruh dünyasıyla böyle daha karmaşık bir ilişkisi var gibi anlıyorum. Ve bu bizim mimarlık açısından çok önemli bir şey aslında. Genel olarak mimar tarihi eğitiminde yani son 3-5 yıl öncesine kadar takip ettiğim kadarıyla 1960'ların perspektifinden ve bilgi birikiminden anlatılıyordu. Yani insanlar mağarada yaşarlar, mağaradan sonra yerleşik yaşama geçerler. Yerleşik yaşamda işte şunları şunları yaparlar. Biraz önce söylediğim gibi yerleşik yaşama geçmelerinin nedeni tarımdır. Çünkü tarım arazilerine yakın olmaları gerekir gibi bir ezberden gidilir idi. Şimdilerde değişmiş olduğunu umut ediyorum. Çünkü eskiden çok fazla Türkçe kaynak yoktu. Şimdi çok fazla Türkçe kaynak var. Arkeoloji çok fazla medyada vesairede yer bulmuyordu. Şimdilerde çok daha fazla yer buluyor. Ama hala aynı şeyler anlatılıyorsa o zaman bir şey yapmak gerekiyor. Kanaatim değil. Ama söylediklerine katılıyorum. Yani sonuçta sadece ihtiyaçların cisimleştirildiği ya da biçimlendirildiği yerler değil mekanlar. Yani içerisinde sembolik bir dünya var. Hiyerarşi ilişkin şeyler var. Çok fazla şey var. Yani bu tip toplulukları var. Bunlar işte sadece tarım yaparlardı. Hiçbir inanç dünyaları yoktu. Sürekli üretim halindelerdi. Belli bir üretime kavuştuktan sonra ancak başka şeylerle meşgul olabilecek hale gelirler diye yorumlamak hala yanlış olur. Çünkü sonuçlar bunu göstermiyor. Çok güzel ve detaylı izah ve konuşmalarınız için samimi teşekkürlerimi sunmak isterim. Merak ettiğim bir konu sebebiyle söz aldım. Bu çok enteresan bir buluş. Dünya çapında acaba yeterince ilgi uyandırdı mı, uyandırıyor mu, onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Hangisi? Bizim Göbekli Tepe. Ha, anladım. Göbekli Tepe galiba işte dünyanın en önemli arkeolojik arkeolojik site'larından bir tanesi. Problem şu ki bunu Türkçe bir sözcük bile bulamadığımız için, yani Göbekli ne diyeceğiz? Site mi diyeceğiz? İnanç merkezi mi diyeceğiz? O yüzden Oğuz Bey de takılmış haklı olarak. Yani buna ne diyeceğiz problemi var. Bu bile aslında bizim terminoloji üretememiz. Sinan Bey'in senin söylediğin, hani aslında arkeologlar da bu genel geçer eğitimin daha iyi bir yere getirilmesi için ellerinden geleni yapmadılar. Mimarlar da işte yapın diye dürtmediler vesaire. Sorunuza geri dönersek en önemli yerlerinden bir tanesi diyelim. Yani Mısır piramitleri ne kadar mühimse Göbekli Tepe'de o kadar mühim şu anda. Dünya çapında oldu mu? Biz öyle diyoruz da. Oldu, evet. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Selçuk Üniversitesi'nden Bilgehan Çakmak. Teşekkür ediyorum konuşmanız için. Bizim için de önemli bir katkı oldu öğrencilerin ve kendi adıma. Çünkü başka bir Biennial amacıyla gelmiştik. Buna da konuşmaya katılma ve bilgilenme fırsatımız oldu. Bu bakımdan teşekkür ediyorum. Sorum şöyle bir soru. İnsan, mekan, toplum ilişkisinde tabii ki bu arkeolojik, antropolojik bakış açısı çok önemli. Ama Çatalhöyük ve dönemindeki insanın yapısına baktığımızda insan toplum mekan ilişkisini kurabiliyoruz. Günümüz insanına baktığımızda insan mekan toplum ilişkisini bu kadar net yorumlayamıyoruz. Çünkü takdir edersiniz insan çok hızlı değişti
mekan çok hızlı değişti. Bu ilişki koptu. Kimliksiz, belirsiz bir düzleme çıktık. Size sorum şu olacak, gelecek projeksiyon anlamında acaba tekrar bir geri dönüşe doğru gidiyor muyuz? Yani en uca gittikten sonra insan tekrar bütün çağın gereksinimlerini yok sayıp en ilkel haline dönüp bu böyle bir döngüye mi dönüşecek, yoksa bilmediğimiz bir yere doğru gidiyor muyuz? Sizinle fikir almak istiyorum. Bir arkeolojik bakış açısıyla. Ben önce şöyle söyleyeyim. Kısmen mimarların kabahatli olduğunu düşünüyorum. Yani bu okumayı yapamama anlamında. Çünkü mimarlık disiplini bu okumayı yapma niyetinde olursa bu okumaları yapabilecek özelliklere sahip. Sadece genel olarak mimarlık eğitimine çok fazla yeni üniversite açılmaya başladı. Sadece mimarlık için de bu arkeoloji için de söz konusu. Yani yardımcı doçentler, hep yardımcı doçentlik küçümsemiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama bir çekirdek iyi bir ekip olmadan üniversiteler açılıyor ve orada eğitimler verilmeye başlıyor ve nihayetinde de mimar dediğimiz şey bir tür bu kentsel dönüşümün parçası gibi, yani çarklarından bir tanesi olarak okulundan mezun olmaya başlıyor ve bunun akademik kısmıyla, bunun işte insan boyutuyla, işte antropolojik boyutuyla ilgilenecek, hepsi tabii ki ilgilenmeyecek bunun. Herkes tabii ki mimarlık tarihçisi olmayacak, herkes tabii ki rolo ve restorasyon üzerine çalışmayacak, ama birilerinin de bunları yapması gerekiyor ve bunun sayısının giderek azaldığını görüyorum ben nitelikli olarak. Yani siz bugün işte şu ihaleler üzerinden, eş dost üzerinden bir takım meseleleri çözebilirsiniz, ama bunun bir altlığının olması gerekiyor ve bu altlık için Türkiye muazzam bir yer. Türkiye'de mimarlık öğrencileri arkeolojik sitelerde çalışmalar yürütebilir. Çok azı, çok az üniversite buna gönüllü. Çok az öğrenci bulabiliyoruz bizi de çalışacak vesaire. Anlatabiliyor muyum? Diğer taraftan da yani gelecek prospeksiyonu açısından biraz şey olacak, komik olacak, ama Hollywood her zaman her şeyin önünde gidiyor zaten. Son yani yapılan filmlere ya da yazılan kitaplara bakarsak hep bir felaket senaryosu var ve hep bir tekrar başa dönme hikayesi görüyoruz. Büyük ihtimalle yani onlar da bu senaryolardan faydalanırken bir takım stratejistlerle konuşuyorlar. Dünya zaten o tarafa doğru gidiyor. Bugün Suriye'de yeniden bir yaşam inşa olursa, ya da ne bileyim işte İran'ın belirli yerlerinde, İran değil, İran belirli bölgelerinde yeniden bir hayat inşa olursa, zaten her şeyin çok gelişkin bir şekilde başlama ihtimali yok. Ve o yavaş yavaş bu taraflara doğru da taşmış durumda. Büyük ihtimalle bu yüzden bile geçmişteki bilgiler, işte tarım, hayvancılık vesaire, ya da kerpiç bir ev nasıl yapılır, kıymetli bir hale gelecek ileride. Evet, arkeolojik okuma daha anlamlı oldu bu bakış evet. açısından sonra. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten Güneş Bey'e teşekkür ediyorum. Yani birçok arkeolog dinledik buradan, bu mekanda. Farklı bir bakış açısı, hiç beklemediğim bir bakış açısıyla mekan ve tarih, arkeoloji, mimarlık bağını kurdu. O anlamda ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler bu konferans için. Sağ olun. Teşekkürler, geldiniz.